Bonjour, herkese merhaba. Paris'te 5. arrondismanda Quartier Latin, Latin mahallesi olarak geçen semtteyiz, mahalledeyiz. Şimdi oranın bir kısmını gezeceğiz birlikte. Size ilginç yerler göstermek istiyorum. Place Monge ve çevresini gezeceğiz aslında. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu yayını daha sonra YouTube üzerinden yayınlayacağım için böyle bir yatay çekim yapıyorum. Canlı yayın, Instagram canlı yayınından sonra YouTube'a atacağım. İlk fırsatta oradan her zaman izleyebileceksiniz. Gelin size önce ilk ilginç yeri göstereyim. Burası Arènes de Lutèce, Lutèce Arenası. Bakın şöyle. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi burası çok ilginç bir yer. Burayı çok kişi bilmez. Paris'te net okuyanlar bilir. Bir de araştıranlar bilir tabii ki. Merhabalar, herkes hoş geldi. Şimdi yaklaşık bir yarım saatlik yürüyüş yapacağız. Bakın şurası. Burası Paris'teki en ilginç köşelerden biri. Tam 2000 yıllık bir arena burası. Gallo-Roman dönemden kalma. Lutèce biliyorsunuz Paris'in eski adı. Şimdi şuradan dikkatli geçelim bir saniye. Petank oynuyorlar. Hop. Tabii ki Türkiye'deki bir Aspendos'la kıyas kabul etmez ama Paris'in ortasında ya da bir Efes'le kıyas kabul etmez ama Paris'in ortasında böyle bir yer görmek bence ilginç. Şimdi buradan Place Monge'e gideceğiz. Göstereceğim buraya nasıl geldiğimizi. Bakın böyle bisikletli turlar da var. Aslında böyle bir şey mi yapsak acaba? Ekim ayındayız ama Paris pırıl pırıl bugün ilginç bir şekilde. Yasemin Cendi şimdi diyor, biz de şimdi Ankara'dan geldik diyor. Hoş gelmişler o zaman. Şimdi Place Monge'a doğru yürüyeceğiz. Tabii ki yani bu Lutèce arenasını saatlerce anlatsak anlatırız ama benim amacım çevreyi size göstermek. Şu parkın şu tarafından yürüyelim. Evet, şuradan şöyle çıkalım, daha kolay olacak galiba. Beşinci arrondisman oldukça korunmuş, güzel bir bölgedir, semttir, mahalledir. Burada hangi sokağa girerseniz girin, ki güzel şeyler görürsünüz, keyifli vakit geçirirsiniz. Şimdi bakın buraya nasıl geldik? Buraya 7 numaralı metronun Place Monge istasyonunda inerseniz kolayca ulaşabiliyorsunuz. 2 çıkışı var. 2 numaralı çıkış burası. Bakın burası. Eğer 1 numaralı çıkıştan çıkarsanız da Place Monge'a ulaşıyorsunuz. Bakın biz yayınımıza şuradan başladık. Görüyor musunuz? Şu ileriden, o ileriden sağdaki kapıdan giriyorsunuz ve Arènes de Lutèce, Lutèce arenasına ulaşıyorsunuz. Şu merdivenlerden çıkarsanız Rue Mouffetard'a, benim en sevdiğim sokaklardan biri olan Rue Mouffetard'a gidersiniz ama ben size önce bir şey göstermek istiyorum. Place Monge'u göstermek istiyorum. Place Monge'dan dolaşıp yukarı çıkacağım. Artık siz nasıl yapmak isterseniz. Ekim 2018'de ilk defa, yani 6,5-7 yıldır yaklaşık Paris'te yaşıyorum. İlk defa Ekim ayında böyle sıcak görüyorum. Herhalde 18-20 derece var gibi hava. Şu ışıklardan karşıya geçeyim de bir gün yüzü, gölge göreyim. Gölgeye sığınayım. Yani Ekim ayında gölge arayacağım aklıma gelmezdi gerçekten. şu yeşil ışıkta geçmeye çalışacaktım ama yeşili kaçırdık, bir saniye. Paris'te muhteşem bir gün var. Gerçekten inanılmaz hava, inanılmaz güzel. Dün gelenler için Paris gri bir şehirdi. Bugün gelenler için masmavi bir şehir. O yüzden herkesin anlattığı Paris farklı olacaktır. Paris gri havalarda da güzel ama gökyüzü mavi olunca inanılmaz oluyor. Bakar mısınız şu sokaklara? Burası yaşayan bir mahalle. Bakın manavları, bakkalları, peynircileri, kafeleri, restoranları ile çok keyifli. Birazdan Rue Mouffetard'a çıkacağız. Mouffetard sokağına çıkacağız. Orası da oldukça hoş bir yerdir. Orayı da size biraz sonra göstereceğim. Şimdi Soprano Plus, hoş geldiniz. Burası şu güzel meydan. Monge meydanıdır. Place Monge olarak geçer. Şöyle yazısını da göstereyim. Zaten burada bahsettiğim bütün bilgileri YouTube'a attığım zaman bu videoyu, bu bütün söylediğim yerlerle ilgili yazıları linkimde, infoda link olarak paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Bu meydanda özellikle hafta sonları çok güzel antika pazarları, bit pazarları kuruluyor. Bakın mesela burada Vid Grenier var. Ne zamanmış? 14 Ekim'de diyor. Yani burası çok şahane olacak. Bu brokantlar, Vid Grenier'ler için de blogda yazı var. Olmazsa infoya onu da atarız. Onu da yazarız. Sizin de fikriniz olur. Çünkü orada bir link var. Ne zaman? Paris'in neresinde? Big pazarı kurulacak. Onunla ilgili bilgi var. Elif Çetin, bonjour. Eğer 7 numaralı metroya binip Place Monge istasyonunda inerseniz 1 numaralı çıkıştan çıkarsanız buradan çıkıyorsunuz. 2'den çıkarsanız diğer taraftaydı. Onu hatırlıyorsunuz. Çıkıyorsunuz ve Place Monge'da direkt karşınıza Parapharmacie Monge çıkar. Burası Paris'teki en hesaplı alışveriş, kozmetik, özellikle kişisel bakım ürünleri, eczane dışı ürünler konusunda alışveriş yapabileceğiniz en güzel yerlerden biridir. Bir de biliyorsunuz blogda burayla ilgili de bir yazı yazdım. Buraya geldiğiniz zaman Parisnet'teki yazıdaki indirim kuponunu alırsanız zaten ucuz olan bu yerde ekstra %10 indirimde sağlıyorsunuz ve içeride bir de Sevcan Hanım var, Türkçe konuşuyor. Şimdi rahatsız etmek istemedim kendisini, belki bir gün orayla ilgili çekim yaparız. Eğer şuradan aşağı inerseniz Paris Büyük Camisi'ne gidersiniz, Grande Mosquée de Paris. Aşağıda da Jardin des Plantes var, çok güzel, şahane bir parktır orası. Aysel Hanım, size de selamlar. Şimdi ben sizi Mouffetard'a götürmek istiyorum. Rue Mouffetard, Mouffetard Sokağı. Konumumuzu anladık değil mi? Şöyle meydanda bir, ya da şu uca geldiğimiz zaman son bir döneriz. Selamlar Alper Bey, hoş geldiniz. Şimdi bu Instagram yayınında tabii ki şeyler akıyor, ne derler, mesajlar akıyor. Ben de elimden geldiğince cevap veriyorum ama sonra YouTube'dan bunu izlerken bunların bir anlamı kalmıyor ama güzel anı olur, hoş olur. Çünkü bu interaktivite oldukça ben güç buluyorum. Yoksa çok akıllı işi değil. Hem yürüyüp hem kayıt yapıp hem yazıları okuyup Paris'i anlatmak pek akıllı işi değil zaten. Sevda Hanım selamlar. Şimdi Place Monge'a şöyle son bir kez bakalım. Şöyle bir etrafımızdan dönelim. buraya hafta sonları özellikle uğrayın, şansınızı deneyin. Sonbahar yaprakları oldukça güzel. Paris'te güneşli bir gün. Sevgili Paris, sevgili Kaya 75005, sizin mahallenizdeyim. Şöyle yürüyelim bakalım. Nereden gidelim? Şu taraftan gidelim. Çünkü aslında Rue Mouffetard'a şuradan da çıkılıyor. Fakat ben başından başlamak istiyorum. O yüzden şu taraftan yürüyeceğim. Kaya Bey, evet sizin oturduğunuz yerlerde geziyorum demek ki. 75005 biliyorsunuz Kaya Bey'in de 75005 var. Paris'in plakası 75. Arrondismanlara göre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20'ye kadar gidiyor. Arrondismanlar bu şekilde. 5. arrondismanda şu an bulunduğumuz yer Pantheon'dan başlıyor, Saint-Michel'den başlıyor bu tarafa doğru. Doğu tarafına doğru devam ediyor. Burası Quartier Latin, Latin mahallesi. Ben tabii her tarafını gezemeyeceğim bu videoda. Bir kısmını gezeceğiz. Bir çekim daha yaparız güzel bir günde. Hatta birkaç çekim yapmak gerekebilir. Dik yokuştan meydana çıkmak istiyorum. Rue Mouffetard'ın başladığı meydana çıkmak istiyorum. O yüzden buradan yürüyeceğim. O küçük meydanı çok seviyorum. Hop. Ekim ayındayız ama Paris'te gökyüzü pırıl pırıl, inanılmaz. Demin üzerimdeki montu çıkarmak istiyordum. Acaba yayına başlamadan önce çıkarsam mı dedim. Hoş geldiniz sevgili Kaba Palamut. Ayşegül Hanım selamlar. Şimdi burada bir selamlaşalım. Ben de üzerimde ne var onu göstereyim. Bu mevsimde nasıl giyindim. Hani o anlamda, kendimi göstermek anlamında değil. Bakın şu üzerimdeki montu acaba yayından önce çıkarsam mı dedim. Çünkü çok sıcaktı ama gölgeye geldiğiniz anda şey oluyor, ne derler, serin oluyor. Şu an serin mesela. O yüzden Paris'te gezerken mutlaka yanınızda bir mont bulundurun. Hele boynunuzda bir eşarp mutlaka lazım. Şu duvar resimlerine, bu grafik sanatlarına, duvar sanatlarına bayılıyorum. Street art nefis Paris'te. Sandalyeci, koltuk tamircisi, inanamıyorum, nefis. Görüyor musunuz? Ve tadilatlar, tadilatlar, tadilatlar. Ayşegül Hanım diyor ki Balıkesir'de hala kısa kollu kıyafetler giyiyoruz diyor. Tabii ki yani Türkiye'nin havası başka ama Paris için bize bu bir hediye gibi. O yüzden bunun kıymetini biliyoruz. Ben Rue Mouffetard'ı çok seviyorum ve nasıl söylesem Montmartre'ın o turistik havasına göre burası bana daha keyifli geliyor. Yani tabii oranın da tadı ayrı. Tam öğlen saatindeyiz. Gerçi yemek saatini geçirmiş olabiliriz. Tam 14-26 saat şu an. İnsanlar tadını çıkarıyorlar hayatın. Şöyle ortaya gideyim, ortadan çekeyim en iyisi. 360 derece şöyle bir meydanı görelim. Burası Place de Contrescarp olarak geçiyor. Contrescarp meydanı diyebiliriz. Şöyle bir dönelim 360 derece. Normalde bakın şuradan aşağı ineceğim ama biraz sonra şuradan bir tur atmak istiyorum çünkü selamlar Fatma Hanım, hoş geldiniz. Şuradan yürüyeceğim çünkü orada sevdiğim bir restoran vardı. O kapanmış olabilir diye internette güncelleme yaparken kapanmış olabileceğini gördüm. Onu bir görmem lazım. Ben bir de böyle Paris'i deli gibi gezip nerede ne olmuş, neresi kapanmış, neresi açılmış. Onların hepsini şey yapıyorum biliyorsunuz, güncelliyorum. Bakın ilk başta düz yürüyün dediğim yer buraya çıkıyor. Buradan şöyle Mouffetard'a ulaşıyorsunuz. Ama ben kendi bu Place Monge tarafından gelmeyi tercih ediyorum. Hatta bir de Pantheon tarafından gelmek var. Ve bir bakıyoruz ki maalesef burası kapanmış gerçekten. Demek ki o yazıyı da güncelleyeceğiz. El Burro Blanco. Burası benim çok sevdiğim müzikli bir İspanyol restoranıydı. Maalesef kapanmış. İşte bana yine bir iş çıktı. Yeni bir yer kapandı. Bir yer kapandığı zaman benim için hayat çok zor. Çünkü en az 10-15 yazıda oraya doğru in, oraya doğru in diye notlar yazıyor. İşte hepsindeki o linkleri silmem, düzeltmem gerekiyor. Bu benim için bayağı yorucu bir iş. Tamam, bunu da canlı yayında hep birlikte keşfetmiş olduk. Şimdi eğer buradan, şuradan düz yürürseniz arka tarafta, yani tam şu binanın arka tarafında Pantheon var. Muhteşem Pantheon. Onun devamında da Luxemburg Bahçesi var. Ama bugün oraya gitmeyeceğiz. O civarda çok yayın yaptık zaten. Benim amacım Mouffetard üzerinden yürümek. Hafta sonları, pazar günleri burası yaya trafiğine açılıyor. Araç trafiğine kapatılıyor. O zaman dolaşmayı çok seviyorum ben burada. Şuraya gelmek istiyorum. Bir türlü gelemedim, Casa Pepe. Burası da Girit restoranı. Ya sahipleri ya işletmecileri Türk. İçeride Türkçe konuşabilirsiniz. Yine meydanımıza, şirin meydanımıza geri döndük. Buradan itibaren benim Rue Mouffetard güzergahım başlıyor. Ben buradan yürümeyi çok seviyorum. Müge Hanım merhabalar. Fatih Hakimoğlu merhaba, Siirt'ten sevgiler, özledik oraları çok demiş. Siirt'e, güzel Siirt'e selamlar, sevgiler olsun. Türkiye'nin her köşesinde ya da dünyanın her köşesinde bizi izleyen herkese selamlar, sevgiler olsun. Hop, şu meydana son bir kez bakalım. Ah şu motor sesleri. Elif Hanım işte kahve içelim bu kafelerde ama hangi birinde içeceğiz? Yani insanın parası olsa bile, vakti olsa bile Paris'te o kadar çok güzel kafeler var ki hangi birinde duracaksınız da hangi birinde içeceksiniz? Yani en az bir 10-15 tane mide lazım. Ben daha bitiremedim çünkü. Merhabalar Zelda Turan, hoş geldiniz. Sağdaki pizzacı şimdi. Tabii geçtikten sonra görüyorum ben, kusura bakmayın. Hop. Kaya Bey şurada bir pizzacı tavsiye ediyor bize. Harika. Müge Hanım kalife rezervasyon yaptırmış. Harika, çok sevindim. Umarım güzel geçer. Ben yemek yediğim zaman yağmurlu bir gündü. Buna rağmen çok keyifliydi. Tabii yediğiniz yemek önemli. Bir de yan masanıza kimin oturduğu çok önemli. Yani keyifli bir akşam geçirmeniz için sadece restoranın iyi olması yetmiyor. Bütün şartların iyi olması gerekiyor. Umarım her şey çok güzel olur. Bu arada Le Calife'in mevzusu geçti. Anlatayım. O da bir yemekli gezi teknesi. Ben çok seviyorum onu. Batamuş da güzeldir ama Calif daha iyidir. Bana göre daha butik teknedir. Sanıyorum biraz daha pahalı galiba. Şu an fiyatları ezbere hatırlayamıyorum tabii ki. ama keyiflidir. Bakın burada da hediyelik eşya satılan ilginç bir yer var. Şöyle bir vitrine bakalım, şu insanlar bir geçsinler. Böyle bildik eşyalar değil de daha tasarım, daha ilginç. Cumartesi dolu herhalde Müge Hanım Kalif, ondandır. Cuma da güzeldir. Ha, burada da sevdiğim bir kitapçı var, bakın. Bu zincirleri değil de bu küçük kitapçıları, gerçi bu da çok küçük değil ama çok seviyorum, çok özgün buluyorum. Şu sokak da güzeldir yemek yemek için ama benim yemek yediğim yer genelde şu aşağıdadır, birazdan göstereceğim. Emre Atay diyor ki Ahmet Bey kruvasanla aranız nasıl? Her gün 10 tane kruvasan yiyebilirim. O kadar çok seviyorum. Tek at. Gelin görün ki bana yasak, yani kendime yasakladım. Çünkü hiçbir şekilde şu ara unlu mamul tüketmiyorum. Epeydir tüketmiyorum. Kruvasan böyle ayda yılda bir ödül olarak yiyorum. Kruvasan bile 1,5-2 euroluk kruvasan bile ödül bana. Bazen 1 euroya da var gerçi ya. 5. arrondissemandayız. Mügem Kumaş sormuş hangi bölgedeyiz diye. Quartier Latin, Latin mahallesindeyiz. Paris'in 5. arrondissemanı. Bu Sorbonne'un olduğu taraf diyeyim. Pantheon'un arka tarafı. Yalnız şu bölgeden gitmem gerekiyor galiba çünkü oldukça güneşe çıktığım anda kavruluyorum. İlginç bir şekilde. Yani Ekim ayında bana deseydiniz ki, mesela bana Temmuz ayında sorsaydınız Ahmet Bey Ekim'de hava nasıl olur diye, ben de size derdim ki inanın belli olmaz, kesinlikle belli değil Paris'in havası ama bence soğuk olur derdim. Ama bugün gelenler der ki işte Ahmet Bey'e sorduk, bize yalan söyledi. Halbuki gerçekten Paris'in havası hiç belli olmuyor. Dünkü hava soğuktu, yani buz gibiydi ve bulutluydu, yani griydi, bildiğiniz bu griydi ama bugünse şahane bir hava var. Yani utanmasam şortla gezerdim. Yok, o kadar kafayı yememek lazım tabii. Yalnız şu an ekrana çok güzel görünüyor. Tamam, gerçeği de öyle ama umarım bu videoyu yüklediğim zaman da bu kadar güzel görünür. Burada dediğim gibi pek çok restoran var. Hangisine oturursanız oturun eminim keyif alacaksınızdır. O yüzden şuraya gidin, buraya gidin, aman şurası şahane kesinlikle demiyorum ama ben biraz takıntılıyımdır. Takıntılı demeyelim de sevdiğim yerlere sık gitmeyi severim. Benim restoranım biraz aşağıda, onu göstereceğim. Merhabalar, yayınımıza yeni katılanlara selamlar. Yalnız güneşten önümü göremiyorum, tekrar gölgeye gideceğim. Buradan gidince de bu sefer bu arabalar engelliyor. Biraz elimizi, kamerayı şöyle alalım o zaman. Hasan Öcal, selamlar sevgili Hasan. Bir müsait zamanda bir görüşsek ne güzel olur. Şuradan yine geçeceğiz. Sacré-Cœur ve çevresini Eminönü'ne benzetiyorum. Siz diye bir soru geldi. Nasla. Asla böyle bir şey düşünmem. Eminönü'nün başka bir tarzı, havası var tabii ki. Yeni cami, Mısır Çarşısı falan ama Sacré-Cœur bambaşka bir yer. Tam bir Fransız köyüdür. Çok klasik bir Fransız köyüdür. Sacré-Cœur tabii ki turistiktir. Sacré-Cœur ve çevresi, ondan bahsediyorum. Ve tepeliktir. Altınızda Paris vardır. Ama Eminönü'nde vapur düdükleri, en sevdiğim şey vapur düdükleri ve martılar. Çocukken de Yeni Cami'de mısır atardık kuşlara. Nasıldı? Yeni camide mısır atmak kuşlara diye bir şey. Şu anda İstanbul'da olmak vardı değil mi? Öyle bir şarkı vardı. Hop. Evet, aşağı doğru iniyoruz. Böyle yokuş aşağı inmeye bayılıyorum. Genelde Paris düzlüktür ama bu bölge biraz tepelik. Montmartre da tepelik zaten. O yüzden biraz çağrıştırıyor bana buralar. Bir de böyle ara sokaklar var. Bakın şu sokaklara girmekten çekinmeyin. Şöyle deneyin şansınızı. Bir yerler keşfedin. Yani şimdi klasik tur yapmaya çalışıyorum. Şöyle hop, insanları da rahatsız etmeden. Şu sokaklar, aralar. Dalın, gidin, kaybolun. Ama düz aşağı yürürseniz güzel bir meydana ineceğiz tekrar. Rue Mouffetard, orada bitecek Mouffetard sokağı. Dediğim gibi pazar günleri burada araba girmiyor. Daha rahat dolaşıyorsunuz. Ben havayı güzel bulduğum için bugün çekim yapmak güzel oldu. Şimdi benim restoranım burasıdır. Yani Mouffetard'da benim nerede yemek yerken görürsünüz. Büyük ihtimalle burada görürsünüz. Çünkü Le Mouffetard benim en sevdiğim, zaten Paris'te en sevdiğim yerlerden biridir. Buraya ne zaman gelsem konfit kanar yerim. Konfit kanar çok güzel oluyor. Ördek. Nefis. Burayla ilgili blogda yazı var zaten. Bir de Paris'te yani çoğu zaman burası için rezervasyon gerekmiyor ama bazen rezervasyon yaptırmak gerekebiliyor. O zaman internetten onu soracağım size. La Fourchette var Fransa'da. Acaba siz, Türkiye'de de ya da diğer ülkelerde yaşayanlar için bunun muadili The Fork mudur? Yani The Fork, La Fourchette aynı şey midir? Çatal demek. Paris'i böyle koltuğunda otururken gezebilmek müthiş demiş. Yalnız nickinizi okumam çok zor. Şu an çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte ben de dolaşıyorum. Gülten Hanım selamlar, hoş geldiniz. Mouffetard'ı geziyoruz. 5. arrondissemanda Quartier Latin, Latin mahallesindeyiz. Bakın yine bir kasabımız. Bakkal mı? Manav. Manav burası. Çünkü bazen önde meyveler oluyor. İçeride bakkal ürünleri oluyor. The Fork Türkiye'de var mı? İşte Paris'e geldiğinizde eğer The Fork ya da La Fourchette, ikisi de aynı şey zaten, rezervasyonlarınızı Paris'teki link üzerinden yaparsanız bana destek olmuş oluyorsunuz. Yani eğer destek olmak isterseniz. Biliyorsunuz La Fourchette, The Fork'ta şey oluyor, ne derler? Çeşitli promosyonlar oluyor, puan biriktiriyorsunuz filan. Bir de rezervasyon yapmak, Fransızca rezervasyon yapmak zorsa eğer sizin için The Fork'tan, La Fourchette'ten rahatlıkla rezervasyon yapabiliyorsunuz. Aslı Hanım hoş geldiniz. Fransa'da insanların zayıf olmasını neye bağlarsınız? Beslenme bilinci yüksek gibi. Evet, ben de bu soruyu bir arkadaşıma sormuştum. Frans diye bir arkadaşım vardı. Özellikle ona sorduğum sorunun cevabını çok net hatırlıyorum. Biz kaliteli yeriz dedi. Yani çocuk deli gibi yiyordu. Hiç öyle rejim yapmıyordu. Ama dal gibiydi. Tabii spor da yapıyorlar. Onun da etkisi var. Ama ne derler? Kaliteli yemekler, yani sağlıklı ve kaliteli. Hani illa yok glutensiz şu bu anlamda söylemiyorum. Yani gıdanın üretilme biçimi de çok önemli. Sunum biçimi de çok önemli. Sanıyorum buna bağlıyorum. Ben de öyle beslenmeme rağmen hala istediğim kadar zayıf değilim. Gerçi ben normalde hiçbir zaman şişman olmadım ama biraz daha zayıf olmak isterdim. Ankara'ya selamlar, sevgiler olsun. Ekmek çok yiyorlar bence sevgili Kaya Bey. Yani ben, herkes çok yiyor. Ben onu görüyorum ama bilmiyorum. Yağlı yemiyorlar, çok doğru. Yapıları ince, o da doğru. Merhabalar, sakin. Ne Hanım, hoş geldiniz. Yarım ekmek. Evet, yarım ekmek ben çocukken bakkallarda İstanbul'da vardı açıkçası. Bir yandan yazıları okumaya çalışıyorum da bir saniye, o yüzden şöyle durdum. Yürüyeceğim şimdi, merak etmeyin. Yalnız sonbahar renkleri çok güzel. Yazın da böyle diyebiliriz. Kışın da bu ağaçların yapraklarının döküldüğünü hayal edin. Kışın da çekim yaparız olmazsa. Şöyle ortadan yürüyelim etrafı görebilmek adına. Genetik de doğru. Çok yoğurt yiyorlarmış. Çok yoğurt bilmiyorum yani, peynir çok tüketiyorlar evet, ama yoğurt çok sevdiklerini zannetmiyorum. Ben yoğurt çok seviyorum. Bilmiyorum tabii yani, bu benim gözlemim. Çevremdeki insanları da gördüklerim. Herkes böyledir diye bir şey yok. Aslında bir şey videosu yapmak istiyorum. Fransızlar Türkler hakkında ne düşünüyor diye bir video yapmak istiyorum. Türkçe bilen arkadaşlarımla yapacağım bunu. Çok eğleneceğimi düşünüyorum. Bakalım. Renkler gerçekten şahane. Bugün Paris bir ekstra güzel, ya da o gri havanın üzerine böyle olunca normalden daha güzel göründü gözümüze. Şimdi bakın Rue Monge'a geri döndük. Çekimimize Monge'dan başlamıştık. Monge'un bir ucunda. Merhabalar. Harikasınız. Şöyle. Bakın şunu da göstereyim size. Rue Monge'dayız. Şurada metro istasyonuna kadar götürmek istiyorum sizi. Hani geldiniz, geri nasıl döneceksiniz onu göstermek için. Yeni katılanlara da merhaba, ben de el sallayayım. Yalnız gökyüzü bir anormal mavi, inanılır gibi değil. Merhaba Elif Hanım, hoş geldiniz. Hotel de France. Bakın burada basit bir otel var. 2 yıldızlı. İçerisi nasıldır bilmiyorum. Ya, bu arada kendimi de göstermiş olayım böyle. Yani içeri el sallıyormuş gibi de olmayalım tabii. Hop. Evet. Tabii ben böyle lay lay lom karşıya geçiyorum. Meğerse kırmızı yanıyormuş. Dikkat etmekte fayda var. Güzel bir çiçekçiye geldik. Şöyle biraz çiçeklere bakalım, içimiz açılsın. Burada çiçek götürmek güzel bir adet olarak devam ediyor. Ben de bir yere misafirliğe giderken çiçek götürmeye gayret ediyorum. Çok seviyorum. Yani bana çiçek getirilmesini de çok seviyorum. Çiçek götürmeyi de çok seviyorum. Evet, şimdi Place Monge'dan başladık, Lutèce Arenası'ndan başladık. Arènes de Lutèce'ten başladık yayınımıza. Saint-Cyr-de-Banton'dan girerek metroya, 7 numaralı metroya merkeze dönebilirsiniz. Bakın şöyle, harita üzerinde de nerede olduğumuzu göstereyim. Şuradayız. Place Monge'da bir önceki durak. Eğer yani şuradan devam edersek, bakın şuradan devam edersek Place Monge'a gideriz. Acaba Monge'a kadar yürüsem mi? Katılmak isterseniz, eşlik etmek isterseniz hadi yürüyelim. Biraz daha vaktim var çünkü. Bu turu böyle tamamlamış olalım. Başka bir günde Büyük Paris Camisi, Grande Mosqué'ye bir gideriz. Grande Mosqué'ye gideriz. Sonra Jardin des Plantes turu yaparız. Yine Place Monge'dan çıkıp. İşte bu sokaklardan hangisinden isterseniz yukarı doğru yürüdüğünüzde Rue Mouffetard'a gidersiniz. Buradan aşağı inerseniz de Jardin des Plantes'a inersiniz. Şu sağ taraftan aşağı inerseniz. Sevgili Kaya Bey, şimdi ben aşağıya meydana, şu meydana geri döneceğim. Bilgisayarımı alıp orada çalışacağım çünkü 2 saat kadar. Saat kaç şu anda? Hop. 14.48. Evet, herhalde saat 3 gibi orada otururum. En az 2 saat orada çalışırım. Evet, orada çalışacağım. Ha, caminin karşısında. Caminin oraya inmeyeceğim bu sefer. Bir dahaki gelişimde, ama ben şimdi şu meydana geri döneceğim. Yayın bittikten sonra. Çünkü yarınki yazıyı hazırlamam gerekiyor. Ez Villaj'ı anlatacağım. Yarınki yazı o olacak. Côte d'Azur rehberi yazısının, yazı serisinin şimdilik son şeyi olacak. Çünkü ne derler? Côte d'Azur rehberi ile ilgili işte Nice yazdık, Cannes yazdık, Monaco'yu yazdık. Saint-Paul-de-Vance'ı yazdık. Yazdık derken yazdım tabii, ben yazdım. Bir de şimdi Ez Villaj'ı yazacağım. Bir de Côte d'Azur rehberi olarak rehberi adında ayrıca bir yazı daha yazdım, biliyorsunuz. Böylelikle o defteri şimdilik kapayacağız. Aslında yazmak istediğim daha Manton var. Tandre mıydı? Tandre var. Yukarıdaki köy şahane. Saint-Jean-Cap-Ferrat var. Onları bir yazmak istiyorum. Eski oyuncakçılar hala var. Aramıza yeni katılanlara neredeyiz? Quartier Latin, Latin Mahallesi, 5. arrondissement'dayız. Hadi gelin 5. arrondissement'dan biraz da ev bakalım. Bakın 53 metrekare ev, 670.000 euro. 29 metrekare evde 260.000 euro. Paris'te ev satın alma, kiralama ile ilgili de blogda yazı var. Biliyorsunuz. Olmazsa bunların hepsini bir infoya yazayım ben. Bu videoda bahsedilen konularla ilgili linkler diye bir bahsedeyim, yazayım. Tamam, şu Place Monge'a az kaldı. Başladığımız yere geri dönüyoruz. Saint-Chapelle, Drummond. Hanım, Saint-Chapelle dediğiniz şey de İle de la Cité'de kelime söylüyorsunuz, yoksa başka mı? Başkaysa bilmiyorum. İle de la Cité'dekini biliyorum. Muhteşem bir yer. Rafael. Nietzsche o meşhur sözün kesinlikle ezin merdivenler için söylemiştir diyor turist Temel. Şimdi şeyde de restorasyon başlamış bu binada. Bakın burası işte. Monge'un girişi burası. Parapharmacie Monge. Burada indiriminiz var. Bakayım Sevcan Hanım orada mı? Tam göremiyorum. Sevcan Hanım tam şu sağda. Oraya geldiğiniz zaman, o kasaya gittiğiniz zaman hem tax free yapabiliyorsunuz. Anında %15 indirim alıyorsunuz. Hem de ürünlerden %10 ek indirim alıyorsunuz. Parisnet kuponunuzu göstererek. Bu da bir bilgi olsun. Evet. Place Monge'a geri döndük. Monge Meydanı'na geri döndük. Ben şimdi bu videoyu bitirdikten sonra aşağı ineceğim. kafede oturup çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Quartier Latin güzeldir, Latin mahallesi güzeldir. Hele bu Monge sokağı şu aşağıya doğru Saint-Michel'e kadar devam eder. Nefis yani, çok Boulevard Saint-Germain'e kadar iner. Çok güzeldir, tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Paylaştığımız gökyüzü kavuşturuyor bizi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.